Herkese merhaba, Ali Firu kanalına, salonuna hoş geldiniz. Bugün farklı bir kadrajla karşınızdayız. Evet. Şu duvar çok kötü duruyor ama yapacak bir şey. Şu tablo da kötü duruyor, biliyoruz ama çıkartamıyoruz. Öyle bir takmışız ki. Aynen öyle. Bir de şey, güneş ışığı şu an güzel. Kusurumuza bakmayın, önemli olan konuşmak. Bugün ne yapıyoruz? Sanki böyle farklı konsepte bir şey yapacakmışız gibi bir his var içimde. Bugün challenge yapacağız. Aslında biz challenge'ları çok sevmiyorduk ama bir kere kendi aramızda oyun oynarken kamerayı açtık ve çok sevdiniz. Onu da hatta izlemeyen varsa izlesin. O yüzden bugün... Bize göre bir challenge yapacağız. Kazanan diğerine ne alıyor? Pardon, kaybeden diğerine ne alıyor? Bu akşam dışarı çıkıyoruz, bir şey ısmarlıyoruz. Yemeği sen ısmarlıyorsun tamam, demek okay. ki. Aynen. Aa! İlk soru. Benim en nefret ettiğim hayvan ne? Zaman geçti. Dım. Karaböcek. Hayır. Nasıl hayır? Nasıl hayır ya? Ondan da nefret ediyorum evet. ama ilkincisi fare. Düşünmeden söyledim. Düşün. Ben sana da ne dedim? 5 dakika 5 saniye var diye kendi kendine. Neyse hadi. Tamam hadi. Benim en nefret ettiğim hayvan ne? Dur. Söyle. Yılan. Acaba doğru mu? Doğru. Acaba doğru mu? Hadi söyle. Derit. Ne? Yanlış. Ne? Benim de fare. Öf. Evet. Bilmiyor musun sanki? Biliyorum ama karaböcekten de çok korkuyorsun. Korkmuyorum bak, tiksiniyorum. Tiskiniyorum. Mürüvvet. Şimdilik ilk basit sorulardan başlıyoruz. Benim en nefret ettiğim yemek ne? Buyurun. Bakla. Yanlış. Ne? Bakla değil. Ne? Söyle. Sanırım kapuska. Bamya. Aaaa. Bir dakika, kapuska sayılmaz çünkü dünyadaki herkes kapuskadan nefret ediyor. Var ya bak, ben kapuska hastası insanlar tanıyorum. Ha, ablam. An... Sevmediğin, tabağın önüne geldiğinde yemediğin şey söyle. Söylüyorum. Hı. Hani sen genel manada yemeğe düşkün değilsin ama sevmediğin de neredeyse hiçbir şey yok yani. Ama yemediğin bir şey söyleyeceğim. İçli köfte. Evet. Sen gerçekten deli bir insansın. Allah aşkına, bir insan bulgurun içindeki eti nasıl sevmez ya? Firuze yemiyor ve ben Elazığlıyım yani. Bizim içli köftemiz meşhur. Benim en nefret ettiğim ev işi. Buna rahatlıkla cevap verebilirim diye düşünüyorum. Hazır mısın? Ütü. Evet. Ütü. Tanıyorum. Ama ütüden herkes nefret ediyor. Tanıdık da evlendik. Tamam, ikincisini söyle. Lavabo silme. Ben çok severim, biliyor musun? Niye yapmıyorsun aşkım? Neden söyle, ben arkadaşlar lavabo, tuvalet temizlemeye bayılırım. Tam askerlik yapacak adammışım. Peki niye haberim yok benim bunlardan? O zaman bundan sonra lavaboyu ve tuvaleti sen temizle. Bundan sonra lavabo temizleme vlogu geliyor. Hadi bak. Tamam, şimdi ben seninkini düşüneceğim. Birincisi ütü ama onu saymayacağım. Süpürge. Tamam, doğru, kabul edebiliriz. Çünkü İkisi terliyorsun de. Diye. Evet ama ya yazın bak, yazın ütü ve süpürge. Ben aşkım iki... bak, bunu bilmem zor değil çünkü sevmediğin için yapmıyorsun. O yüzden yapmadığın ama her şeyi mesela yemekten sayı. Nefret etmiyorum ama onu da yapmıyorum. Ne yapıyorsun mesela? Ya da mesela ekmek almaktan hoşlanmıyorum ama yapıyorum gibi. Market temizliği. Ben en katlanamadığın insan tipi, böyle nefret ettiğin... Karşısındakini asla dinlemeyen ve ortamı asla koklamayan, sadece ben merkezci insanlardan hiç hoşlanmazsın ve öyle biri gördüğün anda iletişimini anında kesersin, susarsın. Sana hayranım ya, sana hastayım. Beni bu kadar yakından tanıdığın için. Aynen öyle. Benim masama oturduğu an ben... Bitiyorsun sen, bitiyorsun. Ben de şalteri indiriyorum artık. Ve ben öyle bir masada ve ortamda diyorum ki Allah'ım ne olur bu akşam çabuk bitsin abla, biliyorum bu insanı sevmedi ve ben direkt hissediyorum sevmeyeceğini. Ama yıllar içinde şey yaptım. Yani takmamayı öğrendim. Katlanabiliyorum. Ben söylüyorum abi, buldum kesin bak, garanti. Söyle. Özür dilerim bu kelimeyi kullandığım için ama yavşak insan sevmezsin. Böyle çok dokunan, eden, karşısındakiyle mesafesini ayarlayamayan. Ama öyle bir şey yok ki benim hayatımda. Hani erkekler zaten yaklaşamaz. Kadınlar hayır, da... Hayır, o manada illa böyle ya. İlla dokunma falan filan değil. Böyle bir hani... Herkese canım cicim. Gıcık o değil olurum mi? Ama bana, sen ona daha gıcık, kendin daha gıcık olursun mesela. Gülüp geçiyorum. O değil. Bilemedim biliyorsun. Ya. Benimkini biliyorsun ya. Ortamda hep böyle en popüler olmaya çalışan, hep göze batmaya çalışan, hep bence ben yaparım, ben ederim falan. Şimdi arkadaşlar, zor ve biraz da Zülfiyare dokunabilecek bir soru geliyor. Sence ben senin hangi huyundan nefret ediyorum? Ama çok var. Nerede çok var? Allah aşkına, kameraların önünde benim insanların gözü... Ama bir tane var, ona alıştın. Birdenbire yok yere aşırı yükselmem. Çok ciyak ciyak olmam, cırlamam, çirkefliyim. Doğru. Tebrik ederim. Arkadaşlar, Firuze
nasıl diyeyim, çok tez canlı bir insan olduğu için bazen aniden yükseliyor ve ya şu küçücük bedenden öyle bir ses çıkıyor ki, yani ben de öyle şey olurum, tamam mı, irite olurum öyle sesten falan diye. Abartma istersen, kişnedim ya. Benim hiç beklemediğim anlarda böyle ifrit oluyorum, tamam mı, hemen ben de balkona çıkıyorum ya da işte diğer odaya geçiyorum biraz sakinleşmek için, onun da sakinleşmesine izin vermek için. Evliliğin ilk başlarında ben de tepki gösteriyordum ama şimdi, yani tepkim benim de sesimi yükseltmek oluyordu. Şimdi hiç konuşmuyorum. O daha caydırıcıymış, onu gördüm. Küstüm ben seni. Bir daha küstürsen. Daha yeni geçenlerde yaptı hatta. Neyse. Tamam, peki benim neyinden nefret ediyorsun? Ben bir düşüneyim öncelikle olarak. Hep kendimi haklı görmem ve seni haksız çıkarmak için elimden geleni yapmam. Aynen. Doğru mu? Evet. Bir şey, bu kötü özelliğim, bu kötü özelliğimi bir yerde kullanacağımı bilmiyorum. Öteki neydi? Öteki de alınganlığım. Yok, ondan nefret ediyorum, doğru ama söylüyorsun. Ama yok, o kadar alınganlığım. Aslında bak, benim onu şöyle birleştirebiliriz. Hep kendini haklı görüyorsun, beni hep haksız görüyorsun. Okey ama, ve sen haksız olduğunda eleştiri kabul etmiyorsun. Yani çünkü haklıyım, niye eleştiri kabul edeyim? Ufacık yani bir şeyde bile eleştiri kabul etmiyor asla ve kata. Eleştirdiğinde ben haksız oluyorum ve bir şekilde kavga ediyoruz. Veya trip atıyor. Sonuçta bugün yemeği Alman usulü yapıyoruz. 3-3. 3-3 aynen. Evet. Arkadaşlar, umarız videomuzu sevmişsinizdir. Ben çok seviyorum öncelikli olarak. Çünkü birbirimizi gerçekten bir daha tanımış olduk. Aynen öyle. Bir dahakine yine böyle bir konsept bulalım. İşte bu sefer sevgi ya da işte aynen, heyecan, korku falan. Bu konseptlerle devam etmemizi isterseniz videonun altına yazın. Videonun altına bizimle alakalı ya da bizimle alakalı olmayan istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Hiç problem yok. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay. Bakalım bir sonraki videoda ne yapacağız? Kendinize dikkat edin. Allah'a ısmarladık. Ne çok konuştum. Aynen.